Selamlar. Yine en iyi 15 mini doku paketiyle karşınızdayım. Bütün doku paketlerinin indirme linklerini, orijinal indirme linklerini açıklamalar kısmından indirebilirsiniz. E, ayrıca pek kurmayı bilmiyorsanız yine açıklamalara ve tam şu anda kartlara yardımcı bir video bırakacağım. Onu e, izleyerek kurabilirsiniz. Direkt olarak ayarlara girelim. E, bütün kaynak paketlerini buradan aktif edelim. Şu anda etkin bir tane pek var. O da RBA Beta Pek. Ben bunu geçen e, RB versiyon 3'te de demiştim. Sadece içerisinde şey var. Butonları gizliyor. Çete kısa yol butonları ekliyor. E, ve bir şey daha vardı. O da e, partikülleri gizliyor. Yani yardımcı bir paket bu e, tarz videolar için. Buradan tüm paketleri tek tek etkinleştireceğim. Sadece 4 tanesini etkinleştirmeyeceğim. E, onlar da çakışıyor. Onları videonun en sonunda e, size ayrı olarak göstereceğim. Şimdi hepsini etkinleştirdim. Şu dört tanesini dediğim bir videonun sonunda ayrı olarak göstereceğim size. Bunlar diğerleriyle çakışıyor. Bir de Arbey Biyo Animasyonları paketi var. Bunun da geçenlerde videosunu çekmiştim. bunu da bu videoya aldım. Kendi reklamımı da yapayım dedim. <laughs> Şimdi hep, hepsini etkinleştirdik 13 tane. Ee, benimki de birlikte 12. Şöyle çıkalım. Ve ilk doku paketimizi an ekranda göstereceğim. Çünkü ana menüyü değiştiren bir doku paketi. Şu anda yükleniyor. E, karakterimize gelsin ah geldim gördüğünüz gibi karakteri sağdan sol alıyor oyna butonu e, bu şekilde animasyonlu e, anetema arı işte arı kovanı var burada tıklıyorsunuz dünyalar kısmına ayarlar butonu sağda yine bu da animasyonlu görüyorsunuz böyle tıklayalım ayarlar ve sağ alt sürümün üzerinde de market kısmı var e, o da açılan kapanan bir sandık üzerinde arı var Bu da e, bu şekilde bayağı güzel bir paket e, Bu arada Erbey versiyon 3'ün içerisinden aldım ben çoğunu yani Erbey versiyon e, 3'e ekledim çoğu mini doku paketi bu videoda da var 10 tanesi falan siz ayrı ayrı istediğiniz için bu videoyu çekiyorum zaten bu tarz videolarda hoşunuza gidiyor e, şimdi hemen deneme dünyamıza geçelim orada diğer paketleri detaylıca inceleyelim dünyaya girdim şimdi şöyle elimde bir kitap var bu kitabın içine eklediğim şeyler var. Bu videoda yer alan 15 doku paketi yani. Öncelikle büyü animasyonları. Bu paket benim tamamen kendi yapımım. Hatta şuradan şöyle göstereyim. Şunları alayım. Ee, hop bunları giy şöyle. Bakın görüyorsunuz eşyalarda bu şekilde animasyon var. Ee, animasyonlara takılmayın çünkü altı e, tane varyasyon vardı sanırım. 5 veya 6 olması lazım. Bu elektrikli olan bu şekilde animasyon. Bunu değiştirebiliyorsunuz ayarlardan. Zaten birazdan e, bunu size göstereceğim. Şimdi devam edelim. Bu böyleydi ilk paketimiz. Anemeni zaten gösterdim. E, ara ekranı. İskelet modeli. İskelet modelini Turgay abi yaptı arkadaşlar. Turgay abi model dedi. Şunları şuraya koyalım. Turgay abi de bir tanıdığım olur. Discord'dan bir arkadaşımız kendisi. E, o Başında da iskelet olan oldu. Şey e, Kask olan. Bu ok canlılar hareket edemesin diye aşağıya bir komut bloğu koydum. Ee, şu canlılar hareket edemesin diye aşağıya bir şey attığımda da bu şekilde gözüküyor. Her neyse gerçekçi iskelet modeli nedir? Aa bu çalışmıyor bu da biriyle çakışıyor sanırım. O zaman bunu da videonun sonunda ayrı olarak göstereyim. modelleri evet şuradan botlarımızı alalım. Bunu da şuraya koyalım bunları. Bot modelleri gerçekten benim çok hoşuma giden. Yine bunları da er, Erbey versiyon 3'e eklemiştim. Böyle modelli botlar ucu sivri arkasında iki tane böyle küçük bayrak var. Her botta e, farklı bayraklar var. Mesela bunda küçük köylü evi var. Bunun üzerinde domuz yüzü var. Bunda e, oselotu var. Bunda Creeper var ve evet koyu meşedeki bozuk. Normalde bu bir Java paketi. Ee, Java'da bunun burasında vidir iskelet kafası var ama bedrakta. bozuk. Ee, yapacak bir şey yok. Bunları da atalım. Sadece koyu meşede biraz sıkıntı var. Onu da ver sonuçta halledeceğiz bu arada. XP barı ve 3D Axolotl kovası. Şöyle hayatta kalmaya geçelim. Şuradan bir XP şey salalım. XP barını görüyorsunuz zaten. Ama bu olmadı ki. Her neyse. <laughs> bu da burada dursun XP. Ben nereden hasar yedim lan? Aa boğuklardan. O zaman bunu da böyle alamaz mıyım? Ha kırılmıyor. XP barını görüyorsunuz zaten. Böyle bölüm bölüm ve renkli RGB. Gerçekten hoşuma gidiyor. Ee, bu XP paketi e, şeyleri değiştiriyor dostlar. Bakın zırh e, barını değiştiriyor. Zırh barı değildi. De, neydi orası ya? Adını unuttum. Her neyse. Zırh ha, slot slot. Zırh slotunu değiştiriyor, kalpleri değiştiriyor ve XP barını değiştiriyor. Bir de envanteri. Envanter bu şekilde bozuk görüyorsunuz. Bunun da bir sebebi var ama bilmiyorum. Bu envanterin bozukluğu XP paketinden kaynaklı, XP barından. Kafasını hareket ettiriyor kovanın içinden. Bu harika bir paket. Ben bunu ilk gördüğümde o kadar sevinmiştim, o kadar mutlu olmuştum ki kendi doku paketimi eklemiştim gördüğüm anda. Ama ben kendi doku paketime su kovasını, lav kovasını ve normal kovayı eklemedim. Ama bu pakette var. Ee, siz silebilirsiniz içinden. Sadece aksodil kovası kalabilir. Bu da böyle harika bir paket. Gerçekten çok hoşuma gidiyor bu benim. Devam edelim. Yatak modelleri. Evet bunu Türk bir arkadaş yapmış. Zaten açıklamada hepsinin orijinal linkleri var. Yataklar modelli ve her yatağın üzerinde, her rengin üzerinde ayrı bir canlının e, fotoğrafı yer alıyor Örneğin kahverengi yatakta kahverengi köylü var Turuncu yatakta turuncu tilki var Sarı yatakta arı Açık yeşil yatakta creeper e, Vesaire vesaire Bunun ayarı var yine paketin e, Alt ayarı var Bu resimler olmasa da oluyor Eğer oradan ayarlarsanız Paketin ayarlar kısmından Sadece yatakların modeli oluyor Resimler olmasa da oluyor yani Onu ayarlayabiliyorsunuz e, Böyle bir seçenek eklemiş yapımcı ben böyle resimli kullanıyorum. Hem yatak modelleri var hem resim var. Gayet güzel. Yine ben bunu da Erbey versiyon 3'e ekledim kendi e, doku paketime yani. Buradan devam edelim. Simya sandı rehberi. Bunu e, geçenlerde yine çekmiştim en iyi paketler video videosu. Oraya da koymuştum ama bu yenilenmiş. Bunu da Bedrock TV sitesinden aldım. E, bu yenilenince bu videoda yine bunu e, almak istedim. Bu da gayet güzel. X'lerin nasıl yapıldığını bilmiyorsanız Burada gösteriyor. İşte ne diyor? Netherwart'ta diyor. bileş sazı koyarsan kılıç simgesi yani güç efekti elde edersin vesaire diyor. Bu da bayağı iyi bir paket. Bunu da kullanabilirsiniz. Devam edelim bakalım. Ee, evcil hayvanlar kaybolmuyor. Evet ben burada bir tane kurt bir tane papağanı evcilleştirdim. Bunları örneğin bir yerde oturttunuz ve kayıp mı ettiniz daha sonra bulamıyor musunuz? Bu doku paketini kullanın. Bakın uzaklaştığınızda. E, evcil hayvanlarınızdan. Hani enstitü portallarının üzerinde böyle mor ışık çıkar ya. Ya da fener gibi böyle e, fener üzerinden de böyle bir ışık çıkar. Bu videoda konuşamıyorum nereden Her neyse. Böyle evcil hayvanlarınızın üzerinden ışık çıkıyor. Ve çok uzaktan da olsa onları bu şekilde fark edebiliyorsunuz. Bu da gayet güzel bir olay. E, tamamen doku paketi bu arada. Mod ve eklenti değil bunlar. E, evcil hayvanları gösterdik. Can göstergesi. Evet. Bunun tek bir e, sıkıntısı var. O da göstereyim bakın. Canlılara vurduğunuzda iki mesela. iki kalp vurdum. Bakın yine iki can gitmiş. Üzerinde kalp göstergesi var böyle. Bar halinde. Şu kırmızı canı. Ve şöyle kritik vurdum öldü. Köylüye vurdum mesela. iki kalp, iki e, can vurmuşum. İki can götürmüşüm. Üzerinde gördüğünüz gibi. Bunun tasarımını çok sevmedim ben bu barın. Keşke yeşil olsaydı mesela. Üzerinde... Şu siyahlıklar hiç olmasaydı. Daha güzel olabilirdi. Canı azaldıkça bu barın rengi de değişiyor. Mesela biraz azaldık sarı oldu. Biraz daha azaldıkça bu sarı kırmızıya dönüyor. Turuncuya. Daha sonra kırmızıya dönüyor. Ve hani kaç hasar vurduğumu da bakın. Üzerinden sayı çıkıyor. Bu da çok güzel bir şey. Bunu da e, kendi paketimin dördüncü versiyonunda ekleyeceğim. Bu da baya güzel bir olay. Şöyle bunları da öldüreyim de burada kalabalık yapmasınlar. Seni öldürmeyeceğim. Sen kal. Sen... Yavrusun çok tatlısın. Devam edelim. Redstone kablo. Evet. Bunu e, 14 tane en iyi doku paketini buldum. 15'i bulamadım. Artık dedim ki ona da bir şeyler koyayım. <laughs> Boş kalmasın. O, e, bu da yine Bedrock Tv sitesinden aldım. Redstone'ları kablo gibi yapıyor. Görüyorsunuz. Bildiğiniz sıradan kablo gibi. Çok güzel değil ama dediğim gibi. hani 14 tane bulmuştum. 15 tamamlamak için bunu kullanayım dedim. Yalnız sen gitmiyorsun tamam burayı gösterdik Şimdi hatırlarsanız videonun başında Kurmadığım 4 tane paket vardı Bunlar çakışıyor demiştim Onlar da ikinci sayfada olanlar Şimdi dünyadan çıkacağım Ve o paketleri kuracağız Onları inceleyeceğiz onlar ayarlı falan filan Baya iyi Hemen ana ekrana geçeyim geliyorum Şimdi dostlar biraz önce incelediğimiz bütün paketleri Kapattım ve sadece incelemediğimiz 1 2 3 Ve 4 tanesini kurdum bir de büyük paketlerimde size göstermem gereken bir şey var. Zaten biraz önce incelerken de söylemiştim. Bakın bunda aynen 6 tane varyasyon varmış. Ve bunu ilk kurduğunuzda elektrik dalgalarında başlıyor. Burada soluk çizgiler, belirgin çizgiler. Bunu kurduğunuzda üçüncüyü, hiç büyü olsa bile büyü yokmuş gibi gösteren bir varyasyon. Küçük küpler ve büyük küpler efekti. Daha doğrusu animasyonu ve elektrik dalgaları animasyonu var. Biraz önce elektrik dalgalarını görmüştünüz. Bir de ben belirgin çizgileri göstereyim. Hepsini tek tek göstermeme gerek yok. Zaten bunun inceleme videosunu ayrı olarak yapmıştım kanalımda. Onu izleyerek açıklamadan ve kartlardan bu paketi de daha detaylı öğrenebilirsiniz. Şimdi bunu ne yapacaksınız? Ayarladınız ve şu ayarlar kısmından çıkacaksınız. Kaynak paketi yüklenecek. Yüklendikten sonra Oyunu tamamen kapatmanız gerekiyor. Son uygulamalardan atıp tekrar oyuna girmeniz gerekiyor. Böylece e, paket tamamen kurulmuş olacak. Bir de e, büyü şey, ikinci el slotunda göstermem gereken bir ayar var. Konuşamadım. Bakın burada iki tane varyasyon var yine. Siz ilkini seçeceksiniz. Yani benim ayarlarımda oynuyorsanız. Benim envanterim e, normal. Normal envanterde oynuyorsanız daha doğrusu hotbar'da ilkini seçerseniz büyük olmuyor hotbar'ınız. E, tamam sanırım bu kadar ya toplu eşya yapma. Ha item info'yu kullanabilmek için de dilinizin İngilizce olması gerekiyor maalesef ki bunu e, Türkçe değiştirmemiş yapımcı. Bir İngilizceyi bulabilirsem yalnız güzel olacak ha. He. Ha buradaymış. E, i̇kisi de olabilir, iki İngilizce de olabilir. Bunun birisi sanırım UC olan Amerika İngilizcesiydi. U'su olan Amerika olabilir yalnız. Her neyse ikisi de oluyor. Şimdi dilimizde İngilizce yaptık. Dünyamıza girelim ve bu dört tane paketi de inceleyelim. Tekrardan geldim dünyaya. Ee, şöyle tekrardan kitaba bakalım. Kitabı da imzalamayı unutmuşum. Az önce imzaladım. İkinci el SWAT. Evet buna bakalım. İkinci elime e, ölme totemini aldım ve görüyorsunuz ki hot e, Hotbar'ımın yanında ikinci elime aldığım eşya gözüküyor. E, ayarı da tam olmuş. Bunu az önce göstermiş miydim hatırlamıyorum ama ilk kısımda çünkü unuttum. Bu iki kısmın arasında bir saat falan süre var. Biraz dinleneyim dedim. Bunun da iki ayarı var. Hatırlıyorsunuz az önce kurmuştuk. Ayarlar kısmından. Normalde biraz üstte bu ilk kurduğunuzda. Ama ilk kısmı ayarlayınca benim seçtiğim seçeneği seçince normal bu şekilde hotbarınızın yanına geliyor. Bu tamammış. Toplu eşya yapma. Dostlar bu bozuk. Ee, çalıştıramıyorum nedense bir şekilde. Videonun e, videodan önce bu paketleri ayarlarken e, sıkıntısız çalışıyordu ama şu anda çalışmıyor. Bedrock Tweaks'ten aldım. Medenini çözemedim maalesef bunu es geçeceğim. Daha e, iyi X'i rehberi evet bunu bana moderatörüm atmıştı. E, Erbey versiyon 3 eklemem için ama e, ben ilk gösterdiğim X'i rehberini daha çok beğendim o yüzden onu ekledim. Bunu eklemedim. Ama bunu da bu videoya dahil etmek istedim. Bakın su şişesini koydunuz, barut koyarsanız e, patlayıcı olur diyor. Oyun şu anda İngilizce bu arada. Işık toz e, ışık toz. <laughs> Işık tozu koyarsınız diyor. bu olur diyor vesaire vesaire. Daha sonra e, su şişesi koydunuz e, ve farmant örümcek gözü koyarsanız bu neydi? Hasar e, hasardı sanırım bunun. Her neyse Reston koyarsanız diyor bunun e, süresi uzar diyor. Nedir artı koydunuz sudan sonra. Bu oldu diyor bunda, e, normal suya şeker koydunuz diyor. E, ve hız iksiri oldu diyor. Işık taşı koyarsanız e, hız 2 olur diyor. Reston koyarsanız diyor. Zamanı yükselir diyor. Bakın burada 3 dakika restonlu 8 dakika vesaire. Böyle böyle tüm iksirler gidiyor aşağıya doğru. Şurada da bir panel var. Buradan da indirip kaldırabiliyorsunuz aşağıya doğru. Bayağı iyi. Ve son olarak item info. Şöyle yaratıcıya geçeceğim bu arada. E, Erbey büyü animasyonlarını göstereyim. Bakın değişmiş. İlk başta elektrikte şu anda değişmiş gördüğünüz gibi. Bu daha güzel. Ben zaten bunu da versiyon e, 3'te kullanıyorum Erbey pekte. Bakın item info bütün e, eşyalarda dayanıklılık yazıyor. Fakat bu dayanıklılık e, azalmıyor. Bakın normal netherite kılıç şuraya gelelim. Nedir haydi? Kılıç 8 vuruyor diyor. Hasarda 8. Hatta normalde de aşağıda yazıyor bakın. Artı 8 e, damage hasarı diyor. Daha sonra üstte de zaten yazıyor. Kılıç simgesinin yanında 2031 e, durabilitesi varmış. Yani dayanıklılığı varmış bunun. Elmas kılıcın 1561 altının 32 altınlar çabuk kırılıyor biliyorsunuz. Demir 250 taş, 131 tahta 59. Fakat bunların durability'si azalmıyor. Mesela bunun canı 231 ya. Ben bunu kullanayım kullanayım sürekli 231. Sadece bilge maçlı burada yazıyor. Bu durability değişmiyor. Onu sadece modlarla yapabiliyoruz. Aynı şekilde baltalarda yani can olan her şeyde yazıyor. Bakın. Trident olabilir. Bu olabilir. Bunun bunun da mı canı varmış? Ben bu hiç kırılmıyor sanıyordum. Bakın zırhlarda kaç slot doldurduğu yazıyor. Mesela kask bir slot dolduruyormuş. Hatta bakalım mı? Sorbarla geçmemiz lazım. Şöyle e, hayatta kalma. Ba e, şunları hepsini çıkarayım. Şöyle tek tek çıkarayım bunları. Bakın e, Kanat, Elytra hiç e, şey doldurmuyor. Bar doldurmuyor. Ama Medrite Pantolon 3 e, şey dolduruyormuş. Zırh slotu dolduruyormuş. Bakalım. Aynen öyle. 3 tane doldurdu. Bot 1.5 Bakalım. Aynen öyle dört buçuk oldu. Elmas ee, kask bir buçuk. Böyle 6 oldu. Harika. Gövdelik de 4 dolduruyor. Ve onunla birlikte netherite gövdelik ve elmas gövdelik. Onunla birlikte on oluyor. Ama şu anda kanat takılı olduğu için böyle. Daha sonra. Sadece bu kadar da değil. Yemeklerde. E, bakın. Kaç açlık doldurdu. Ve yemeğin kaç saniyede yendiği var. Ortadaki şey o ok, baya karışık. onu en iyisi siz siteden e, okuyun. Ben açıklarsam biraz kafanız karışabilir. E, o değişik bir olay. Yemeklerde böyle kaç açlık doldurdu ve kaç saniyede yendi yazıyor. E, şuraya bakalım burada aynı şekilde. Daha sonra ne gösterecektim? Bir şey daha vardı. ha Canlı yumurtaları. Canlı yumurtaları çok iyi. Ben bunu Erbey versiyon 4'e de ekleyeceğim. Kalp sayıları zaten yazıyor. Bunu biliyorsunuz. Kaç e, bu canlının kaç kalbi olduğunu mesela atın 15 kalbi oluyormuş. E, Tabi değişiyor attan ata. Deniz kaplumbağası 30 kalbi. Wither e, Skeleton yani Wither iskelet 20. Bu sonlarında da kırmızı, yeşil ve sarı var. Bunlar ne biliyor musunuz? Kırmızı olanlar saldırgan olduğunu gösteriyor. Kırmızı noktalar bu canlının saldırgan olduğunu gösteriyor. Yeşil alanlar bu canlının pasif mob olduğunu yani saldırgan olmadığını Dost canlı olduğunu gösteriyor. Bir tane de sarı bulayım. Sarı da saldırgan olmadığını fakat siz ona vurursanız yani yarı saldırgan olduğunu gösteriyor. Mesela powerfish normalde saldırgan değil. Diğer canlıları saldırmıyor. Fakat yakında gittiğinizde veya ona vurduğunuzda saldırıyor biliyorsunuz ki. Sarı da bu işe yarıyor. Ben bu olayı kendi paketime de ekleyeceğim. Mesela şurada sarı neymiş? Lama mesela. Lama sarı. Lama normalde saldırgan değil ama siz survival'da lamaya vurduğunuzda lama size tükürüyor. Yani bu lamanın yarı saldırgan olduğunu gösteriyor. Biraz daha bakalım. Şurada bir şey daha gördüm. Piglin. Mesela piglin altın bir eşya giydiğinizde saldırgan değil. Ama altın eşya giymediğinizde saldırgan. Aynı şekilde göstermiştik zaten onu. Piglin iki tane mi? Ben az önce neyi gösterdim? Her neyse. Bu da böyle ee, baya güzel bir olay. Bunu kullanabilirsiniz yani. Her şey de var. Ee, mesela Mendik Survival'a mı geçmem lazım bunun için? Keskinlik basmam lazım. Ben buna bir keskinlik basayım şöyle. Keskinlik kitabı ararken aklıma geldi. Bakın e, her büyütüde e, bu şekilde ikonlar var. Mesela e, örneğin şuraya bir ors koyayım ve bu kılıca. Şu şekilde keskinliklerde. Keskinlikle basayım. Bakın bunlar direkt ee, kılıcın kaç keskinlik olduğu ve kılıcın durabilisi direkt isminde yazıyor. Onu zaten söylemiştim. Buraya bakın kılıca bastım. E, kılıca şartması yani keskinliği bastım. E, şu anda kılıç yine şey değişmedi. Kaç keskinlik kaç hasar vurdu. Fakat bunu şu şekilde halletmiş. Normalde netherite kılıç 8 damage vuruyormuş gördüğünüz gibi. E, ve Birinci seviyede artı 1 ekleniyor. İkinci seviyede artı 2. Üçüncü seviyede artı 3. Dördüncü seviyede artı 5. Ve keskinlik 5 ile de artı 6 keskinlik ekleniyormuş. Bunu hesaplayabilirsiniz. Biz şu anda buna şartımız 1 bas basmışız. Normalde 8 damage hasarı veriyor. Ee, burada da bir şartımız 1. 1 damage veriyormuş. 8 artı 1'den 9 hasar vermesi lazım. Bakalım aynen öyle 9 atak damage diyor. Bu da bu şekilde. Bu şekilde. E, gayet tatlı bir olayı var. Bunu da belki eklerim kendi paketime. Bir de görüyorsunuz her büyü kitabında e, hangi büyüye ait olan e, olduğunu gösteren şeyler var. Mesela power yani güç sadece yaya basılıyor. O yüzden yay varmış. E, imp Impaling artık nasıl okunuyorsa bu. Bu da e, şey büyüsü. Üç uçlu mızrak büyüsü. Bu şekilde. Artık videomuzun yavaştan sonuna gelelim. Umarım tüm doku paketlerini beğenmişsinizdir. Hepsinin indirme linki açıklamalarda bulunacak. Kurmayı da bilmiyorsanız yine yardımcı video bırakacağım. Bütün paketlerin orijinal linklerini bırakacağım. Paketleri daha detaylı inceleyebilirsiniz paketin sitesinden, paketlerin sitelerinden. Ben çok detaylarına girmek istemedim bazılarının çünkü biraz detaya girersen video daha uzun olabilir. Bu tarz videoların devamını istiyorsanız aşağıdan bir beğeni atabilir ve fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Henüz abone değilseniz abone olabilir ve bildirimleri de açabilirsiniz. O halde yeni videolarda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.